Son zamanlarda geleceğinizle ilgili ciddi kaygılarınız mı var? Sadece kendi çevrenizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren büyük felaketlerden endişe mi duyuyorsunuz? Alev alev günlerce yanan ormanlar, bereketli toprakların tükenişi, güvenli gıdaya ve suya erişimde sorunların yaşanması ve bunların karşısında yeterli önlemlerin alınmaması sizi endişelendiriyor mu? Siz de ekoanksiyeteye muzdarip olan insanlardan biri olabilirsiniz. Merhaba, bugün size hayatımıza yeni giren ve ruh sağlığımızı ciddi şekilde etkileyen ekoanksiyeteden söz edeceğim. Ekoanksiyete veya eko kaygı çevresel kıyametin sürekli korkusu olarak tanımlanıyor. Bazı uzmanlar da bunu son yıllarda yaşanan çevresel felaketlerin yaşattığı gelecek kaygısı olarak tanımlıyor. Oxford Üniversitesi gibi otoritelerin 2007 yılından bu yana yaptığı araştırmalara göre de günümüz insanın en büyük korku kaynaklarından biri olarak da tanımlanıyor. Ancak henüz tıp literatürüne girmiş de değil. Dünyanın farklı yerlerinden terapistler bu konuda çok sayıda danışanların olduğunu söylüyorlar. Tarih boyunca bedenlerimizin tanışmadığı virüslerin dünyaya yayılması, kutuplardaki buzulların eriyip okyanuslara karışması ve bunun çok hızlı olması, kontrolsüz sanayileşme, hava kirliliğinin çok fazla artması, suların kirlenmesi, soyları tükenen canlılar, maalesef bazı balık türlerinin çok kısa bir süre sonra asla bulunamayacak olması ve gelebilecek diğer felaketlerin yarattığı kaygı bozuklukları. Ve maalesef birçok insan günlük planlarını yapmaktan uzaklaşıyor. Gelecekle ilgili kaygıları arttığı için gelecek yatırımlarından, gelecekle ilgili planlarından da vazgeçebiliyorlar. Ve bunlar da ciddi bir depresyona neden olabiliyor. Peki son zamanlarda bu eko anksiyetedeki, eko kaygıdaki artışın nedeni ne? İnternet yayılımının artmasıyla birlikte dünyadaki büyük felaketleri anında öğrenir olduk ve güncel bu felaketlerin önceki yıllardan, önceki yüzyıllardan çok daha büyük ve sarsıcı olduğunu da fark ettik. Ama şunu bilmeliyiz, Güney Yarımküre'deki insanlar çok uzun zamandan beri bu dertlerle uğraşıyorlar. Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve daha şanslı diyebileceğimiz bizler de büyük seller, yangınlar, gıda kıtlığı ve ekonomik buhranla daha sık karşılaşmaya başladık. İlk defa gündemimizde bir buğday krizi var. Çok uzun zamandan beri olmayan bir krizle karşı karşıyayız. Tahılların nereden nereye geleceği, yeterli olup olmadığı, hep bu konular gündemimize gelmeye başladı. Hepimiz çok endişeliyiz. Tabii ki bu konular sorumluluk sahibi insanlar arasında, doğayı, geleceği düşünenler arasında daha yaygın. Çünkü hani yalnızca günü kurtarmak için yaşayanların bu konularla ilgili çok da kaygıları yok. Gelecekle ilgili kaygı duymamamız zaten çok beklenir bir şey değil. Bu da normal değil. Çünkü bütün gerçekler bize aslında bu felaketleri daha çok yaşayacağımızı da gösteriyor. Örneğin geçen yıl orman yangınlarında Türkiye son 20 yılın en büyük orman yangınlarını yaşadı. Arıcılar etkilendi, topraklarını kaybedenler oldu ve hala şu anda bu yaz aylarında ormanlık alanlarda yaşayan birçok insan ormanlık alanların yeniden yanacağı endişesini taşıyor. Bunlar aslında çok anlaşılabilir korkular ve kaygılar. Tüm bunların önüne geçebilmemiz için bize düşen sorumluluklar var. Yeterli tedbirlerin alınması için devleti, kamuyu baskı altında tutmamız gerekiyor. Yeterli önlemleri alıyor muyuz? Bireysel olarak neleri değiştirebiliriz, neler yapabiliriz diye sorarsak size daha önce çekmiş olduğum karbon ayak izimizi nasıl düşürebiliriz videomu izlemediyseniz lütfen izleyin. Hepimiz her yıl en az 3 ağaç dikmeliyiz. Bununla da ilgili bir video çekmiştim. Onu da izlerseniz çok memnun olurum. İtiraf etmeliyim ki ben de eko kaygı duyuyorum. Denizlerdeki kirlilik beni inanılmaz endişelendiriyor. Her hafta neredeyse bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyor olmamız. Ormanların yanması, ormanlık alanlarda maalesef hala bazı kuralların uygulanamıyor olması beni de çok endişelendiriyor. Yani 2030-2040 senaryolarını duyunca ben de çok endişeleniyorum. Kaygıların olumlu etkisinin değişim yaratmak olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kaygılar bizi olumlu yönde değiştirir. Daha iyi bir gelecek için sevgiyle kalın.